Evet, şimdi Between metodunu kullanmayı göreceğiz. Between arasında manasına geliyor. Şöyle baktığımız zaman, bakın bizde notlar vardı. Önce sayısal ifadeler, sonra da stringler üzerinde bu işlemi nasıl yapacağımızı görelim. İmleş nokta execute diyoruz. Select yıldız from. Ortalamaları bir çekelim burada. Ortalama. Notlar eşittir. İmleç nokta fetch all print notlar. Çalıştırdık. Ortalamayı bulamadı. Tabi yıldız prom bu ortalama değil. Ne olacak? Notlar. Çektik. Bakın çektik bütün notları biz. Burada işte ver deyip ortalama büyük şu küçük şu şeklinde yazabilirdik. Zaten yazıyorduk. Ver ortalama küçük 60. Bakın bir tane 60'tan küçük ortalamam varmış. Bunu çektik ortalamaya baktığımız zaman. Hatta bunu işte 65 yapalım. Bakın iki tane veri geldi. Şimdi burada kullanabileceğimiz between metodu nasıl olacak? Bunu görelim. Ortalama ver. Between 65 and 100. 65 ile 100 arasında diyoruz. Yani çok fazla kullanım farkı yok. O şekilde de yapabiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz between ile. Aynı işlemi stringler üzerinde de yapabiliriz. Bakın çağırdık. Bizim burada OGR bilgimiz vardı. Şuradan OGR bilgiyi çektik. Öğrenci adına göre çağıralım. Between tırnak içerisinde A and D'ye kadar. Şimdi ne demek D'ye kadar? D dahil olmayacak manasında. Bakalım burada bir hatamız olmuş. Select yıldız prom. OGR bilgi. Ver. OGR at. Between. Şurada bir tane fazla olmuş. Bakın D'ye kadar D dahil değil. Biz burada mesela şunu E yapsaydık. Çalıştır. Bu sefer D harfini de alacaktı. İşte between'in kullanımı da bu şekilde.